Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle arı yayınları 6. sınıf matematik atölyem kitabı ile dersimize devam ediyoruz. 3. ünite ondalık gösterim kavramı hatırlatmalıyız arkadaşlar. Konumuzu büyütelim. Paydası 10, 100 ve 1000 gibi onun kuvveti olan veya bu hale getirilebilen kesirde'nin virgülü kullanarak gösterimine ondalık gösterim denir. Yan tarafta örneklerini vermiş arkadaşlar. Bir tane not vermiş bize. 2 tam onda 5 eşittir. 2 tam %50 eşittir. 2 tam 1000'de 500 gibi en sağa 0 eklenebilir. Bu arkadaşlar bizim ondalık gösterimizin değerini değiştirmiyor. Şöyle büyütelim. Aşağıda okunuşu verilen ondalık gösterimleri tik ile belirleyiniz. 2 tam 7 budur. 10 tam 1000'de 3 burası. 7 tam %12 burası. 5 tam 1000'de 22 burası. 9 tam %9 arkadaşlar. Burası 13 tam 10'da 3 burası 8 tam 1000'de 4 burası 6 tam 1000'de 16 burası 10 tam 10'da 1 burası dedik devam edelim. <laughs> Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini tik ile belirleyiniz demiş. 9 bölü 10 arkadaşlar 0 tam 10'da 9'dur. 156 bölü 1000 0 tam 1000'de 156'dır. 1 tam 5 bölü 10 1 tam onda 5'tir. 6 tam 13 bölü 100 6 tam yüzde 13'tür. 12 bölü 10 1 tam 2 bölü 10'dur. Bu da 1 tam onda 2'ye eşit. 123 bölü 100 1 tam 23 bölü 100'dür. Bu da 1 tam yüzde 23'e eşittir. <laughs> 2 bölü 5 paydayı arkadaşlar 10 yapmak için 2 ile genişletiyorum. 4 bölü 10 oluyor. Bu da 0 tam 10'da 4. 3 bölü 4 paydayı 100 yapabilmek için arkadaşlar 25 ile genişletiyorum. 75 bölü 100 yapar. Bu da 0 tam %75. 2 tam 4 bölü 25. Biz buraya arkadaşlar 4 ile genişletiyoruz. 2 tam 16 bölü 100 yapar. Bu da 2 tam %16 oldu. 1 tam 1 bölü 2 5 ile genişletiyorum. 1 tam 5 bölü 10 oldu. Bu da 1 tam 10'da 5 olarak gelir. 12 bölü 16 biz ilk önce burayı 4 ile sadeleştiriyoruz. 3 bölü 4 yapar. Şimdi 25 ile genişletiyoruz. 75 bölü 100 olarak geldi. Yani sıfır tam %75. 9 bölü 15, 3 ile sadeleştirelim. 3 bölü 5 yapar, 2 ile genişlettim. 6 bölü 10 olarak geldi. <laughs> Aşağıda modellenen şekillerde boyalı kısımlara karşılık gelen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız demiş. Hepsini birlikte büyütelim arkadaşlar. Şimdi A kısmında arkadaşlar bize neyi vermiş bakın. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 10 parçaya bölünmüş. 6 tanesi boyanmış yani 0 tam 10'da 6. Buraya geldiğim zaman burası bize 16 bölü 20'yi gösteriyor. 5 ile genişletiyorum 80 bölü 100 yapar. Yani 0 tam %80 oldu. Buraya geldim arkadaşlar. 18 bölü 30. 3 ile sadeleştirelim. 6 bölü 10 yapar. Bu da 0 tam 10'da 6 olarak geldim. D'ye geldim. 3 bölü 6 eşittir. 1 bölü 2. 5 ile genişletiyorum. 5 bölü 10. Yani 0 tam 10'da 5 yapar. <laughs> Buraya geldim arkadaşlar. 1 bölü 5 2 ile genişletelim. 2 bölü 10 yapar. Yani 0 tam 10'da 2 geldi. Burası 1 tam 3 bölü 4'tür. 25 ile genişletiyorum. 1 tam 75 bölü 100 yaptı. Yani 1 tam %75 olarak geldi. Aşağıda veril aşağıda sayı doğrusunda ok ile gösterilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız demiş arkadaşlar. Burası 0 tam onda 1'dir. Burası 0 tam onda 9'dur. Burası 3 tam onda 3'tür. Burası 3 tam onda 7'dir. Burası 8 tam onda 2'dir. Burası 8 tam onda 8'dir. Burası 10 tam onda 3'tür. Burası 10 tam onda 6'dır. Aşağıda verilen sorulara cevaplayınız demiş. İkişerli ikişerli büyütelim. 7 tane 5 kuruş ve 3 tane 1 TL kaç TL yapar? 7 tane 5 kuruş 7 çarpı 5'ten 35 kuruş yapıyor. 3 tane 1 TL 3 çarpı 1'den 3 TL yapıyor. 35 kuruş ee, ya da şöyle yapalım. İlk önce hepsini kuruşa çevirelim. 3 TL 300 kuruş yapar. 300 ile 35'i topladığım zaman 335 kuruş yaptı. Bu arkadaşlar 335 kuruş 3 tam %35 TL'ye eşittir. B'ye geldim. Üçgen, daire ve kare birer doğal sayı olmak üzere bunların toplamının alabileceği en küçük değer. Şimdi 4 tam binde 19 eşittir. 4 tam 19 bölü 1000'dir. Buradan üçgenimiz 4 oldu. Dairemiz 19 oldu. Karemiz 1000 oldu. Bunların toplamı arkadaşlar. 1023 olarak geldi. Üçgen kare ve daire birer rakam olmak üzere eşitliğine göre bunların toplamını istemiş bizden. 2 tam 10'da 6. 2 tam 6 bölü 10'dur. Bakın rakam, ol, rakam olduğunu söylemiş bize. 11 rakam olmadığı için burayı sadeleştiriyorum. 2 tam 3 bölü 5 oldu. Bakın böylelikle üçgenimiz pardon. Üçgenimiz 3 üç oldu. Karemiz 2 oldu. Dairemiz 5 oldu. Hepsi birer rakam. Bunların toplamı ise bize 10 olarak geldi. Son şıkkımıza geldik. Üçgen ve kare birer rakam olmak üzere o konu şu. 2 tam onda 3 olan ondalık gösterim. Üçgen ve kare, pardon, üçgen virgül kare olduğuna göre işleminin sonucu. Yani arkadaşlar bakın Üçgenimiz 2 geldi. Karemiz 3 geldi. Burada gelelim yerine yazalım. 2 üzeri 3 artı 3 üzeri 2. 8 artı 9'dan cevabım 17 olarak gelir. Böylelikle arkadaşlar videonun sonuna geldim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.